onun haricindeki o bölgede hizmet veren gerek cemaatler, gerek diğer sivil örgütleri, milli görüş olsun işte artık adları neyse, hangi kurum var ise veya hiçbir derneğin olmadığı, Türk yoğunluğunun olduğu yerleri de ziyaret edip ilk etapta Belçika'daki yaşadığımız süre içerisinde 50 yılı aşmış bir Türk toplumu olarak neleri yapmamız lazım, neleri, eksikliklerimiz nelerdir ve federasyon olarak neleri yapabiliriz nezdinde 4 aylık bir çalışma, 3,5 aylık bir çalışma sürecinde eksiklerimizi tamamlayarak kurum olarak Belçika'da yaşayan Türk insanlarına ne verebiliriz, ne yapabiliriz gibi bir çalışma içerisindeyiz. Bunun dediğim gibi ilk çalışmasını geçen hafta Limburg bölgesinde yaptık. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde ve sonrasında başta benim şahsım ve kurumum adına, tezkertler adına var olan bir dedikoduyu da yok etme babına bu tür programı düzenledik. Var olan dedikodu şu idi. Yani Belçika Türk Federasyon başta olmak üzere Belçika Türk Federasyonu'na bağlı olan teşkilatlar devletin din işleri müşavirliğine, devletin bürokratlarına, devletin camilerine karşıymış gibi bir tavır sergilemektedirler. Siz de takdir edersiniz ki Belçika'da maalesef her şeyi tekilleştirmeye çalışılmaktadır. Türkiye'deki olan aynı şeyler Belçika'ya taşınmaktadır. Bunun en bariz örneği basında şu an yaşanmaktadır. Bundan 2 yıl zarfı içerisinde basın müşaviri atanmıştır. Basın müşaviri gayet normal çalışmalarını bırakarak Belçika'da AK Parti'nin bir il başkanı gibi çalışmaktadır. Bir yıl önce ben bu sıkıntıları Sayın Büyükelçisi, Belçika'nın Büyükelçisi Hakan Olcay Bey'e bizzat anlattım. Yani devletin bürokratları atamayla gelir, görev süresinde Belçika'daki tüm insanlara hizmet etmek zorundadır. Yani bir büyükelçinin emrinde görev yapan din işleri müşaviri başta olmak üzere basın müşaviri, eğitim müşaviri herhangi bir partinin savunucunu yaptığı takdirde de Belçika'daki Türk insanının ayrımcılığına sebep olmuş diye bu türlü sıkıntıları ben kendime anlattım. Maalesef seçim sürecinde de bunu gördük ki anlatmak istediğimiz şeyler hiçbir zaman göz önünde bulundurmadı. Oysa biz 50 yılı aşmış bir Belçika'da yaşayan Türkler olarak hiçbir zaman bu dönemdeki olan ayrımcılığa düşmedik. Yani özellikle Belçika Türk Federasyonu ve bünyesindeki olan değerli dava arkadaşlarım her bölgede mevcut Diyanet camilerine üye aidat ödemektedir. Ve bizim haricimiz hiçbir sivil toplum örgütü de Diyanet camilerine aidat ödememektedir. Yani başta ben genel başkan olarak bölgemdeki camiye Diyanet camisine aidat ödüyorsam, herhangi bir üye niteliği taşıyorsam hiç kimse kusura bakmasın ve ben siyaset yapmıyorsam hiçbir ve kurumun ve kuruluşunda siyaset yapmasına müsaade etmem. Çünkü her zaman dediğimizi tekrar ediyoruz. Camiler insanların birleştiği ve son nefesini verdiği zaman da ebedi hayata uğranacağı yerlerdir. Eğer oralarda da siyaseti sokarsak bu insanların hiçbir zaman düğünde ve bayramda bir araya geldiği, camilerde cuma günleri bir araya geldiği insanları ayrıştırmış oluruz. Maalesef Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Avrupa Demokratlar Birliği adında yani UETD denilen kurum bunun fitilini ateşlemiştir. Nasıl ateşlemiştir? İşte bilindiği üzere seçimler döneminde randevulu sistem, oy kullanma sistemi vardı. Bunu vatandaşların çoğu bilmiyordu. Bunu biz defalarca anlattık ama bu dönem zaten içerisinde ellerinde tabletlerle, laptoplarla cami derneklerine girerek sizlere randevu alıyoruz. Safsatası altında AK Parti'ye oy değiştirmeleri yapmışlardır. Maalesef ve bu vesileyle de ilk defa Belçika'da oy kullanmamız hasebiyle Belçika'daki 70 Diyanet Camisi'ne siyaset sokmuşlardır. Bunların ne derece tehlikeli olduğunu, ne derece hassas olduğunu zaman zaman yaptığımız programlarda, yaptığımız toplantılarda her daim dile getirdik. Değerli dava arkadaşlarım, Diyanet Camilerine şayet birileri AK Parti, birileri MHP, birileri CHP diye girer siyasete devam ederse bu işin hiçbir zaman önü gelmez. Yani insanlar kamplaşmaya gider, kavga etmeye gider, amcamızla, dayımızla kavga eder hale geliriz. Yani o camilerdeki yöneticiler, onlar da bizim akrabalarımız, eş ve dostlarımız. Ve her zaman şunu söyledik. Türkiye'deki iktidarların oyla gelir, oyla gider. Yani dönemin Anavatan Partisi vardı. Bayağı bir müddet iktidarda bulundu. Sonra Refah Yolu Hükümeti vardı, iktidarda bulundu. Şimdi de 13 AK Parti iktidarı var.
Bu da gidecek. Yani ebedi bir iktidar söz konusu değildir. Ama biz Belçika'da 50 yılı aşmış bir sivil Türkler olarak varız ve bir ömür boyu da burada var olmaya devam edeceğiz. İktidarların Türkiye'deki yapmış olduğu hataları Belçika'ya taşıyıp, Belçika siyasetiyle karıştırıp bizleri ayrıştırmaya hiçbir insanın, hiçbir teşkilatın müsaade etmememiz gerekir. Bu anlamda son iki ay içerisinde Belçika'ya 4 tane bakan gelmiştir arkadaşlar. Başta Spor Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Avrupa Bakanı gelmiştir. Maalesef eskiden bakanlar geldiği zaman Belçika'nın Büyükelçiliği nezdinde sivil toplum örgütlerini davet ederlerdi. Yani Belçika X bir bakanımız gelmiş, sivil toplum örgütleriyle bilgi alışverişinde bulun diye Brüksel'in Büyükelçiliğinden bizlere davete gelir veya telefon gelir. Oysa son 6 ayda bu da değişti. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları geldiği zaman bizleri davet eder noktasında Avrupa, Belçika, AK Parti, Brüksel temsilciliği ve UATD bu işe soyundu. Biz de haliyle sormak istiyoruz. Şayet bu kurumlar bu işi yapacaksa neden Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçiliği var, neden başkonsolosluğu var? Yani bir kavram karışıklığı maalesef Türkiye'de olduğu gibi burada da yer almıştır. Demin de söylediğim gibi iktidarlar geçicidir. Bugün AK Parti var, yarın başka bir parti gelir ama daim olan bizler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir parti malı gibi, bir parti konumu gibi üstlenip insanların beyninde bir algı oluşturmak bu insanların beyninde en büyük depremdir. Ve maalesef son günlerde bu depremleri vatandaş olarak da burada hissetmekteyiz. En basiti son yıllarda İslamofobi altında vatandaşlarımıza, Belçika'daki yaşayan Müslümanlara ayrı bir gözle bakmaktadır. Bunun sebebi elbette bizi yöneten Belçika'daki siyaset adamlarıdır ve bizlerin oy verdikleri insanlardır. Bundan sonra da Belçika'daki yaşadığımız zaman zarfı içerisinde kimlere ne şekilde oy vereceğimizi de çok iyi bilmek zorundayız. Belçika'da resmi partiler bazında aşağı yukarı 15 tane resmi parti varsa bunun 10 tanesi Ermeni soykırım yasa tasarısıyla ilgili kesin ve net karar vermiştir. Maalesef bu partilerin içerisinde Türk kökenli milletvekillerimiz, Türk kökenli belediye meclislerimiz vardır. Bunlar da yine maalesef diyorum bu olaylarda sessiz ve sakin kalmıştır. Hiçbir şekilde gerçek manada o partilerin yapmış olduğu yanlışlıkları sivil toplum örgütleri olarak, Belçika'da yaşayan Türkler olarak bizlere aktarmamışlardır. Onun için Belçika'da yaşadığımız müddetçe ve Belçika Türk Federasyonu bünyesinde olduğumuz müddetçe görmüş olduğumuz yanlışlıkları her zaman diliminde ve her yerde dile getirmek zorundayız. 7 Haziran genel seçimler Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir dönüm noktasıdır. Hatırlarsınız Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de aynı şeyleri söyledik. Ama Belçika'da 136 bin seçmenin olmasına rağmen 8 bin seçmen sandığa gitmiştir. Bu tamamen hem devlet açısından hem de buradaki yaşayan Türkler açısından bir hüsrandır. 136 bin seçmen yani %8 civarında bir seçmen sandığa gitmiştir. Oysa ki 136 bin seçmenin Belçika'da sandığa gitmesi, 136 bin oy kullanılması şunu diyebiliriz. 2,5 milyon oyun Türkiye'de hiçbir değeri olmayabilir. Yani 2,5 milyon oy genel anlamda Türkiye geneline dağıtılacaktır. Ama burada iki önemi vardır. Bir, Belçika'da yaşayan Türklerin, yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye siyasetine yön noktasında, söz sahibi noktasında önemi vardır. İkincisi de Belçika'daki yaşadığımız süre zarfında eğer 2,5 milyon 136 bin seçmen sandığa giderse bir Türk lobisi ortaya çıkmış olacaktır ve Türklerin birlik ve beraberlik şeklinde devletine bağlılığı ortaya çıkacaktır. Burada Belçika'daki siyaset yapan siyasi kuruluşlarında göz ardı etmeyecektir bunları. Yani Türkler ve yabancılar hakkında alacağı bir kanunda elbette düşünecektir. Onun için 7 Haziran genel seçimlerde 18 yaşını doldurmuş çocuklarımızla beraber zannediyorum ki bir ay zaman zarfında, şu anda kesin bir yüksek seçim kurulu açıklama yapmadı ama bir ay zaman zarfında bir oy kullanacağız. Bunu da başkonsolosluklarda kullanacağız. Onun için 18 yaşını doldurmuş
24 gün olarak bunu açıkladı başkanım. Bugün açıklamadı mı? Belçika'da 24 gün... 24 gün. Bir ay önce zannedersem. İşte 3 hafta önce başlar Türkiye seçimleriyle tarihinden. Bir hafta önce bitirirler genel anlamda. Bugün açıkladı. 24 gün zaman zarfında Brüksel Başkonsolosluğunda oy kullanacağız. Bunun elbette sıkıntı olacak çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle genel seçimler aynı olmayacaktır. Onun için bu dönemde teşkilatlarımıza propaganda amaçlı kimin ne olduğu belirsiz insanlar gelebilir. Propaganda amaçlı insanları özellikle 2015 Ermeni soykırımı meselesiyle alakalı gençlerimizi sokağa dökmek isteyen insanlar olabilir. Kesinlikle biz bunların yanında ve yakında olacağız. Yani Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sokaktaysa biz sokakta olacağız. Eğer o sokakta değilse kimse kusura bakmasın. Bizim hiçbir üyemiz, hiçbir mensubumuz sokakta olmasına gerek yok. Bunun en bariz örneğini Brüksel'de bir sene önce yaşadık. Neydi? Karadeniz Ermenileri, Karadeniz Rumları Türklerimizi katletti diye bir sempozyum düzenlediler iki gün boyunca. Ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile biz bunu reddedelim, buna karşı duralım diye bir miting, bir protesto mitingi düzenlemeye kalktılar. Bunu da üstlenen Avrupa Demokratlar Birliği, yani Belçika UTD kurumu üstlendi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3.000-5.000 kişiye ulaşan UTD, sandık görevlerine 70-80 euro para ödeyen UTD, 35 kişi Brüksel meydanına taşıyamadılar arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Millet, bayrak meselesi elbette bizim meselemiz. Ama hiç kimsenin, biz protokol memuru, koltuk denetçisi değiliz. Onun için vatan millet savunmasında dün ne yaptıysak bugün de aynı devam etmekteyiz. Ama kendi teşkilatımız içerisinde asla ve asla fikrimizden, zikrimizden ödün vermeyiz. Yani kimse kusura bakmasın. Milli davaysa 13 yıldır AK Parti iktidarından neman alanlar buyursunlar milli davayı sokakta savunsunlar. Ve şunu da sormak istiyorum. UETD kimdir? Ne yapmak istemektedir? Siyasi açılımı nedir? Kuruluş amacı nedir? Ve geleceğe ne olacaktır? Geleceğe ne olmayan, ne belli olmayan bir kurumla hiçbir zaman bizim ortak bir çalışmamız söz konusu değildir. Daha dün Diyanet Camii önlerinde vatandaşlarımızı çevirerek laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin göndermiş olduğu paralı imamlar arkasında cuma namazınız, namazınız kabul değildir diyenler bugün maalesef değişik bir versiyonuyla aynı hareketlerin devamını etmektedirler. Değerli davet arkadaşlarım, özellikle bizi kimse yanlış anlamasın. Hiçbir zaman bir cami dernek başkanıyla, hiçbir zaman bir cami imamıyla asla ve asla problemimiz olmamıştır. Ama bugün cami imamları veya cami dernek başkanları kalkar da bir AK Parti'nin il başkanı gibi çalışmaya kalkarsa biz buna asla müsaade etmeyiz. Ve bugün son bir yıldır da Türkiye'lilik kavramını özellikle Diyanet camilerinde yaymaya çalışanlar akıllarını başlarına alsınlar. Biz Türkiye'li değiliz. Biz Türk'üz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ve Belçika'da yaşayan Türk milletiyiz. Son bir yıldır bunun yaygarasını özellikle son iki aydır cami derneklerinde başlattılar. Türkiye'lilik kavramı tamamen Türkiye'deki yıkılım projesinin Belçika'daki ayağıdır. Onun için diyoruz ki biz asla ve asla bu oyunun bir parçası olmayacağız. Çocuklarımızı en iyi okullarda yetiştirmek zorundayız. Siyaset alanlarında en iyi temsil etmek zorundayız. Bugüne kadar bizleri bir şekilde kendi ideal ve amaçlarına çekmek isteyenler maalesef bugün bunlara fırsat vermeyeceğiz. 7 Haziran genel seçimlerini bir kez daha üstüne durmak istiyorum. Bir oy, bir oydur. Milliyetçi Hareket'in Türkiye'deki kadroları Türkiye'yi yönetmek için hazırdır. Yıllardır cemaati destekleyen, yıllardır kendi işlerine gelenler, destekleyenler bugün onları yok etmeye çalışmaktadır. Bizim hiçbir zaman Milliyetçi Hareket olarak cemaatle hiçbir sıkıntımız olmamıştır. Fakat dönemin şimdiki Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanı Milliyetçi Hareket adına konuştuğu, söylediği sözleri dönemde Zaman Gazetesi manşet yapmıştır. Ve biz de bunu dile getirmişizdir. Bize hakaret edilen hiçbir şeyi siz manşet yapmayın. Teşkilat olarak da bunlara tavır koymuştur. İki ay önce cemaatin Brüksel'deki yetkilileri bizi ziyaret etmiştir. Türk Federasyonu. Ve biz aynı şeyi onlara dedik. Dün biz neysek bugün de aynıyız. Cemaat veya diğer sivil toplum örgütlerinin
Belçika'da yaşayan Türk insanı için yapmış olduğu bütün faaliyetleri, güzel faaliyetleri elbette takdir etmekteyiz, etmeye de devam edeceğiz. Ama yanlış yaptıklarında her ortamda, her ne şekilde faal olursa olsun söylemek zorundayız. Dün cemaate söylediğimiz gibi bugün de aynen devam etmekteyiz. Yani bir cemaat, bir sivil toplum örgütü, bir iktidarın oyuncağı olmaması gerekir. Ve bugün oyuncağı olduğu iktidar maalesef o insanları yok etmeye çalışmaktadır. Bu da bizim açımızdan hoş bir şey değildir. Her ne olursa olsun, cemaatin güzel yapmış olduğu işler de vardır. Zamanında biz takdir etmiştir. İşlerden başı nedir? Her gittiği ülkede İstiklal Marşımızı okutmasıdır. Türkçe konuşmasıdır. Peki 12 yıldır sizlerin altyapısına hizmet eden insanlar son bir yılda mı değişti? Ve Büyükelçi maalesef üzülerek ifade etmek istiyorum ki bürokratla beraber Belçika'da cemaati nasıl bitiririz diye bir çalışmaya gittik. Böyle bir saçmalık, böyle bir şeyi hiç kimse kabul edemez. Çünkü bugün onlara yapılan, geçmişlerde bizlere yapıldı, gelecekte de bizlere yapılabilir. Ülke ve millet konusunda doğru bildiğimiz her şeyi her yerde söylemekten geri kalmayacağız. Onun için 7 Haziran seçimleri gerçek anlamda böyle sadece geçirilecek bir seçim değildir. Adım adım başkanlık sistemine giden, son zamanlarda utanmadan rahmetli başbuğumuzun ağzından konuşarak halen şimdi de oy devşirmeye başlamışlardır. Dönem dönem evet hayır referandumunda Ülkücü Hareket'in geçmiş yöneticilik yapmış insanları basına çıkararak 24 saat mikrofon tutarak evet hayır referandumunda evet oyunu alarak arkadaşlar kim yargılandı? Evren Paşa'yı astılar mı? Yargılar ne yaptılar? Ve o günkü mikrofon tuttukları ülkücüler, adları eski ülkücü olanlar bugün hangi televizyon kanalında görüyorsunuz? Onun için hiçbir zaman Türkiye'deki veya işte bir dönem yılların teşkilat hizmeti veren Ozan Arif meselesini teşkilatlarımızda kaşıdılar. Ve şimdi bir de mafya kabadayısı çıktı, onu Avrupa'ya getirip onu kaşımaya başlıyorlar. Her seçim öncesi bir şeyler çıkarıyorlar. Sedat Peker olarak. Sedat Peker'in hiçbir şekilde bizle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Dönem dönem bu insanları çıkarıp özellikle Türkiye'de ve Avrupa'da Milliyetçi ve Ülkücü Hareket'in oylarını almak, işte bunlar da bizden diye insanları kandırarak, özellikle gençlerimizi beyinleriyle oynayarak oy devşirmektedirler. Peki daha düne kadar Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 91 seçiminde hatırlarsınız. İlk defa rahmetli başkanımız bir kurul kuracaktı mecliste. İlk defa bir 20 milletvekili bulup onu bile ayak bağlanlar bugün aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50 tane milletvekilinden rahatsızladılar. Onun için dönem dönem işte Ozan Arif'ti, şimdi de Sedat Peker'de bu şeyler çıkabilir. Biz her zaman Ozan Arif meselesi sussun, Sedat Peker meselesi sussun, genel merkezimizin meselesidir. Genel merkezin tavrı neyse biz onu uygulamakla mükellefiz. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu teşkilat hiç kimsenin emeğini de ihanetini de inkar etmemiştir. Bu zaman zarfında ne bir tane kaybedecek insanımız ne de bir dakika kaybedecek zamanımız vardır. Onun için eşimizle, çocuğumuzla, aile efradımızla artık iktidarın bizlere teslim edilmesi gerektiğini her yerde, her zaman zarfında anlatmak zorundayız. Değerli dava arkadaşlarım, diyeceksiniz ki Türkiye'deki seçimlerin bizlere ne katkısı olur? Demin söyledim, 4 tane bakan geldi. 4 bakan nasıl açılırsa ben onu aklıma almıyor. Her bakan açılış yapıyor. AK Parti'nin Brüksel temsilciliğine 6 defa açılış yaptılar. Ya bir yerin kaç defa açılış olur? Onun için bunlar maalesef algı operasyonudur. Bunlara kesinlikle katılmayalım. Çünkü 4 tane bakanı, her şeyi tescil edilmiş bakanı parmak sayılı demokrasiyle aklayan bir iktidarın maalesef yönetimi altındayız. Önce ülkemiz, sonra Avrupa Türklüğü bir şekilde en kısa zamanda 7 Haziran'da bu zulümden, bu ihanetten kurtulması gerekir. Onun için her zaman dediğim gibi gittiğiniz ortamlarda bundan sonra bölgelerde gerek federasyon yönetimi olarak gerek teşkilat yönetimi olarak kahvehanelerde gideceğiz. Türk vatandaşının olduğu her bölgeyi anlatmak zorundayız. Bize
Türkiye siyasetinden uzak duran diyenler, uzak durun diyenler, 10 yıldır gelen bakanlar, milletvekilleri, siz Türkiye siyasetinden uzak durun diyenler, Türkiye siyasetini evimize kadar soktular. Onun için kimse kusura bakmasın. Özellikle yarın ne olacağı belli olmayan UET'de bu işin sınavında kalmıştır. Ve AK Parti'nin şu anda sanal olarak 3000 tane üyesi vardır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde size randevu alıyorum safsatasıyla insanları AK Parti'nin gizli üyesi yapmışlardır. Bu ahlaken de doğru değildir. İnanç sistemimize de ters düşün. Onun için hiçbir zaman teşkilatlarımıza bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bu şu anlam taşımasın. Komşuluk ilişkisi olarak her kurum ve kuruluşlarla eşit mesafedeyiz. Yani bir sabah kalktığımız zaman Belçikalı bir komşumuza nasıl merhaba ediyorsak, bölgedeki bütün sivil toplum örgütleriyle aynı ve eşit şekilde muhatap içerisindeyiz. Fakat ortak çalışma yapacağımız tek kurum Türk Federasyonu ve Türk Federasyonu'na bağlı teşkilatlarımızdır. Dönem dönem bunun sıkıntılarını yaşadık. Daha dün UET'de veya Türk Dernekler Birliği Limburg bölgesinde 65 kişilik yemek davetiyesi verdi. Yemek davetiyesinde bizim teşkilatların insanlar da oralara gidiyor. Bir tane mülteci hareketin mensubunu davet etmediler. İşaret toplantısı nedir arkadaşlar? Teşkilatın mevcut yapısıyla, mevcut üyeleriyle işaret edilir. Ama görmüş olduğunuz, yani işaret kendi üyesi sadece kendisi ve iki tane üyesiyle 64 kişi diğer taraftan kendi nemalandıkları insanlardır. Onun için hiçbir zaman başkalarının kayına binmedik, binmeyerek hiçbir zaman hevesimiz olmadı. Sizlere beni dinleme zahmetinden teşekkür eder, saygılarını sunarım. Sağ olun. Bir de sağ olun.